Kara Orman pastasının keki için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum. 7 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı toz kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı toz vanilya ve en son olarak da yarım su bardağı kadar suya ihtiyacımız var. Şimdi pastamızın kekini yapmaya başlayacağız. Bunun için ilk önce yumurtamızın sarılığını ve beyazlarını ayırmamız gerekiyor. Önce bir kaba beyazlarını ayıracağım. Çırpma kabımı önce beyazlarını ayırıyorum. Dikkatli olmam lazım. Sarısının gelmemesi lazım beyazın içerisine. 7 tane yumurtamızın beyazını ayırdık. Ve 1 su bardağı toz şekerimizi üzerine ilave ediyoruz hepsini. Ve bunu kar beyazı oluncaya kadar çırpıyoruz. Yumurtamızın akıyla toz şekerimizin yarısını çırptık. Yani bir yarım su bardağı toz şekerle 7 tane yumurta akını çırptık. 7 tane yumurtamızın sarısını ayırmıştık. Şimdi onları ilave ediyorum. Yarım su bardağı kalan şekerimizle çırpacağız. Rengi beyazlaşıncaya kadar, mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpmamız gerekiyor. Yaklaşık 5-6 dakika. Yumurta sarılarımızı ve toz şekerimizi çırptık ve mayonez kıvamına geldi. Rengi iyice açıldı. Şimdi bunu ayrı bir kaba alıyoruz. Ve bundan sonra artık elimizle çalışacağız. Spatula ile çalışacağız. Bir plastik spatula kullanırsanız daha rahat çalışırsınız. Şimdi yarım su bardağı kadar suyumuz var. Bunu ilave ediyorum ama yavaş yavaş koymam gerekiyor. Hepsini bir anda koymayacağım. Birazcık koyup saat yönünde devamlı karıştırarak yedirmeye çalışıyorum yumurta sarılarına suyu. Yumurtalarımızın sarısıyla şekeri çırpmıştık ve yarım su bardağı suyla bunları iyice yedirdik. Şimdi bunu bırakıyorum ve kuru malzemelerime geçiyorum. Şimdi tüm kuru malzemeyi bir kaba boşaltacağım. Unumuzun üzerine kabartma tozumu koyuyorum, toz vanilyamı koyuyorum, kakaomu koyuyorum. Ve bunları iyice karıştırmam lazım, harmanlamam lazım. Şimdi suyla yedirdiğimiz yumurta sarılarının üzerine hazırladığımız toz karışımı yavaş yavaş ilave edip yine aynı şekilde karıştırıyoruz spatula yardımıyla. Bu tozları iyice yedirmemiz gerekiyor sıvı karışımın içerisine. Kuru malzemeyi ilave ettikçe birazcık sertleşmeye başlayacak karışımınız. Onun için çırptığımız yumurta akını ilave edeceğiz yine yavaş yavaş yumuşaması için. Kişilik yuvarlak kalıbımızı hazırladık. Altına alüminyum folyo serdik. Şimdi malzememizi döküyorum. Kalıbımızın kuru olması gerekiyor. Herhangi bir kek kalıbı kullanabilirsiniz ama önemli olan yağlamamanızdır. Temiz ve kuru olması gerekiyor. Direkt hazırladığımız iç malzeme dökebilirsiniz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Kekimiz fırından çıktı. Yaklaşık 45 dakika kadar pişirdik. Şimdi acele etmiyoruz çıkartmak için kalıbından. Oda ısında en az 1 saat kadar beklesin. Bekledikten sonra önce alüminyum folyasını çıkararak yanlarından dikkatlice bıçak yardımıyla çıkarabilirsiniz. Ve çıkardıktan sonra da yine 1 saat kadar bekleyin, soğusun. Ondan sonra bölmeye başlayabiliriz.